ekranlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce kan sokaklarında, sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Kanda One Love adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Kandaki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim'i ben görüyorum ve artık... Oy, çok iyi. Az sonra... Klasik şarkılara olay yorumlar. Olay yaratan detone anları. Uzaklardasın. Magazin tarihine geçen performanslar. Kesera sera. Whatever will be will be. İşte şarkıcılarımızın anormal şarkı performansları. Sonra. İyi pazarlar. Ekranların Magazin Klasiği pazar sürpriziyle karşınızdayız. Ünlüler dünyasından haberler, özel röportajlar ve araştırmalarla 3 saat boyunca evlerinize konuk olacağımız programımıza haber turumuzla başlıyoruz. Lost Dancing. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. İzzet Yıldızhan oğlu ve kızıyla birlikte bayram tatilini Kıbrıs'ta geçirdi ve Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemeye gitti. Nasıl bir bayram geçiyor? Çok güzel. Çok güzel. Bütün aileyle beraber eğleniyoruz, gülüyoruz. Yıldızhan teknede şarkı söylediği videosunu eleştiren popçu Ece Seçkin'e "Ben onun abisiyim" diyerek yanıt vermedi. Peki efendim, Ece Hanım'la ilgili bir şey söyler misiniz? Bir arkadaşlar polemik. İyi akşamlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben abiyim. Abiler evet. Fazla üstüne düşmez konuların. Avalar beyler içerler, kahvede kavra değil mi? Sevdim, sevdim, sevdim. Kıbrıs'taki bayram konseri öncesi Hakan Altun'la birlikteyiz. Ramazan sürecinde boş durmamış ünlü şarkıcı. Ben devam ediyorum işte, bir 30 günlük Ramazan tatili vardı. O esnada çok oturduğumuz söylenemez. Sevgili Zafer Algöz'de dijital platforma çok güzel bir projemiz oldu. Bodrum'da da çalıştık. Şimdi şarkıcılık başladı. Şarkı söylemeye devam. Hakan Altun kendi şarkılarını açıp açıp dinlemeyi sevmiyormuş. Yok, ben hiç dinlemem kendimi. Bir kere bende hani o an yapıldı. Yani bir kere stüdyo aşamasında bittikten sonra dinliyorsun. Son işte mix mastering bittikten sonra dinliyorsun. Sonra işte halka zaten sunuyorsun, yüreğini sunuyorsun, duygularını, işte böyle bir şarkı oldu diye. İnsanlar zaten o şarkılarda kendilerini buluyorlarsa ne mutlu. Mutlu oluyorsun ama ben kendi sesimi çok dinlemeyi seven bir adam değilim. Muhtemelen bizim sektörde bütün arkadaşlarım için geçerlidir. Kimse bak, oyuncular da kendi sinema filmini izlemezler. Bizim şarkıcılar da kendi şarkılarını dinlemezler. Öyle bir sıkıntılı bir durum aslında.
Devlet'in İstanbul'daki bayram sahnesine uzanıyoruz. Bayram sonrası hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir konser maratonuna başlayacak ünlü şarkıcı. Bayramdan sonra ne yapacaksınız? Yurt dışı planlarınız var mı? Konserler var mı? Devam ediyor mu? Devam ediyor. Dünya çapında birçok ülkede konserlerimiz olacak. İşte Amerika'da en az 1-2 ay gibi bir turnemiz olacak. Kanada'dan tutun bütün Amerika, Miami, Los Angeles gibi çok büyük konserlerimiz olacak. En güzeli de bu yaz Allah'ın izniyle Türkiye'de açık havalar olacak. İşte Bodrum'da tutun, Harbiye'de, Kuşadası'nda bir sürü yerlerimiz olacak. Çok yakında zaten açıklayacağız, söyleyeceğiz ve orada inanılmaz güzel bir buluşma oluyor gerçekten. Ben geçen sene bunu dolu dolu yaşadım. Bursa'da, her yerde. Bu sene de inşallah daha da kapsamlı bir şekilde sürprizlerle, yeni şarkılarla, eski şarkılarla ama çok güzel yorumlarla karşınızda olacağım. Deniz Seki bayramın ilk günü Antalya'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı enerji dolu sahnesiyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Anlatsaydım şaşırırdım aşkın dilinden. Senin için sakladım kalbe ne yaptın. Şiir olursan bize bize senin adına intizar ekleyin. Habere sosyal medya turuyla devam ediyoruz. Hatice Şendil, 5 çayınıza yetiştim notuyla piyano çaldığı anları yayınladı. Güzel oyuncunun başarılı performansı sosyal medyada çok beğenildi. İspanya'da geçiren Demet Özdemir, Madrid sokaklarından bu videoyu yayınladı. Ata Demirer, Atina sokaklarından bu renkli kareleri yayınladı. Ceylan Amerika tatilinden renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ceylan bu sefer halay çektiği anları yayınladı. Yaz Nuti Akar'la dünya evine giren Murat Ünalmış baba oldu. Yakışıklı oyuncu bu güzel haberi bebeğiyle olan karesini paylaşarak "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim." notuyla duyurdu. Baharda söylediği Bülent Ersoy şarkısıyla hep ısrar, hep gözyaşı, bir hayal, bir ümit hırsızı. Yine baharda söylediği hep yeni şarkısıyla İyi akşamlar, her gün umutla uyananlar. Oynadığı diziler, filmler ve çıktığı sahnelerde söylediği en güzel şarkılarla Demet Evgar'ın en sevilen şarkıları geliyor. Sana muhtar.
sadece muhtacım. Rüyamda buluttum. Az sonra. Baharda söylediği Bülent Ersoy şarkısıyla hep ısrar, hep gözyaşı, o bir hayal, bir ümit hırsızı. Yine Baharda söylediği hep yeni şarkısıyla İyi akşamlar, her gün umutla uyananlar. Oynadığı diziler, filmler ve çıktığı sahnelerde söylediği en güzel şarkılarla Demet Evgar'ın en sevilen şarkıları geliyor. Sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Rüyamda buluttum. Az sonra. Magazin dünyasında hareketli bir hafta geride kalırken Serenay Sarıkaya'nın New York çıkarmasındaki stili çok konuşuldu. İşte magazin dünyasından son gelişmeler. Magazin dünyası bu hafta bayram sahneleriyle, olay pozlarla ve samimi açıklamalarla çok renkli geçti. Serenay Sarıkaya bu sefer Esmer Güzel'i oldu. Bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, siyah kısa peruğuyla bu dikkat çekici pozları verdi. Serenay Sarıkaya esmer haliyle de sosyal medyada çok beğenildi. Daha bu pozlar konuşulurken Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen davette Türkiye adına yer aldı ve derin dekolteli siyah elbisesiyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Serenay Sarıkaya gecede hem verdiği pozlarla hem de güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Salih Bademci ve İmer Özgün çifti, işbirliği yaptıkları markanın çekimlerinin kamera arkasında merak edilen soruları yanıtladı. İstanbullu Gelin dizisinden sonra tekrar aynı sette çalışmak, bakın neler hissettirmiş onlara. Ya bence ben keyifli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem çok güzel bir anı oluyor, hem de böyle tekrar hani Salih'in iş arkadaşım olduğunu hatırlıyorum bir taraftan da. Profesyonel gözle görüyorum vesaire. Dolayısıyla hani çok çok tatlı, keyifli geçiyor benim için. Evet, yani birlikte çalışmayı biz yıllar önce, 4-5 sene önce bir kere karşılıklı gelmiştik, evet. Yani ekranda. O yüzden de hani ilk başta o zaman hep söylerim böyle bir zor gelmişti ama sonradan baktık ki çok keyifli ve çok rahat. O yüzden ben de çok rahat ve böyle mutlu hissediyorum. Ev işlerinde nasılsınız sorusuna verdikleri cevaba bakacak olursak Salih Bademci çok titiz biri. Evde diyelim ki büyük bir toplantı oldu, işte bir parti oldu, böyle arkadaşlarla eğlendik ve her taraf felaket durumdaysa. Çünkü ben hiç sallamadan yatabiliyorum. Bu çok hayır, rahat. Hayır, öyle bir şey değil. Ben erken uyuduğum için sabahleyin uyanınca gerçekten o mutfağı tertemiz yapmış oluyor. Bütün çöpleri, her şeyi boşaltmış oluyor falan. O yüzden orada böyle şey diyorum. Oh ya, ne kadar güzel bir şey. Yardımcı olması, bunu yapmış olması harika bir şey diye düşünüyorum. Senin inşallah benimle ilgili vardır. Ay, madem o zaman bu konudan gitti. İmer kadar hızlı toplayanını bilmiyorum. Yani böyle bir yandan yaparken bir yandan gider bir hali var. Geçtiğimiz günlerde Ceyda Dübenci ve Engin Akgün'ün kızları Melisa'nın Sıla'nın Zahmet Olmazsa şarkısını söylediği video sosyal medyada çok beğenilmişti. Ehlileşmişim değil mi? Son yalnızlığımda insanın acıları bile değişiyor yoklukta. Melisa'nın şarkıyı yorumlamasına bayılan Sıla, bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi sözleriyle güzel bir yorum yapmıştı. Gidenler gider de kokular mı baki? Ceyda Dübenci ile 8 yıl evli kalan ve bu süreçte Melisa ile yakından ilgilenen Bülent Şakrak paylaşıma aşkım yazarak kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Tanıdıksa
koku gideni döndürür. Bülent Şakrak ve Engin Akgün'ün sosyal medyada Melisa için karşılıklı yorumlaşmaları büyük alkış topladı. Tura bayram sahneleriyle devam ediyoruz. Bayramın ikinci günü İstanbul'da birçok isim sahne aldı. İlk konuğumuz Mahsun Kırmızıgül. Biraz içi buruk, annesinin rahatsızlığı çok üzmüş Kırmızıgül'ü. Anneme uğradım. Aman annemle zaman geçirdim biraz. Tabii üzgünüm, beni tanımıyor. Bayramın birinci gününü kızı Lavin'le Dubai'de geçirdi. Kızımlaydım. İlk defa gittim ben Dubai'ye. Çok güzeldi, orada bir sürü insanla da tanıştım, dostumla. Güzel bir tatildi, hep kızımla beraberdim. Çöl seferleri de meşhurdur efendim. Yok, gidemedim. Otelden çıkmadım. Kızınız çünkü istiyordu otelden diyebiliyoruz. Yok, otelden çıkamadım. Onunla birlikte işte oradaki otelde bulunan aktivitelere katıldık. Güzel oldu baş başa. Yurt dışı konserleri, yeni şarkılar. Mahsun Kırmızıgül bu sene kendisini tamamen müziğe adamış. Yeni bir şarkının çalışması içerisindeyiz. Sevgili aranjörümüz işte Emre Bayar hazırlıyor. Ben tatildeyken söylemiştim bitireceğini. O şarkıyı yapacağız. Sonrasında yurt dışına işte benim en sevdiğim ülke Azerbaycan'a gideceğiz. Orada Bakü'de konserim var. 17-18 Mayıs'ta. Sonrasında tekrar bayram gelecek. O bayramda Kıbrıs'ta var galiba. Burada İstanbul'da, sonrasında yaz boyunca işte Çeşme'de, Bodrum'da ve halk konserleri olacak bu yıl ilk defa. Özel hayata geliyor konu. Mahsun Kırmızıgül yeniden evlenmeyi düşünüyor mu acaba? Ama şu an düşünmüyorum. Gerçekten hayatımda yeni bir heyecan var. Sahneye çıkıyorum. Diziler var. Kızım her şeyim benim. Onun için inanın bana, şu anda evlilikle ilgili herhangi bir şey düşünülmüyor. Zaten bunu sen düşünemezsin. Bunu karşındaki insan sana düşünüyor. Zaten karşınızdaki insanlar da size evlilik teklif ediyormuş. Ediyorlar ama nasıl olacak? Peki yanınızda birini göremeyecek miyiz Mahsun Bey? Çok mu görmek istiyorsun ya? Özledin mi beni? Keyifli sohbet sonrası Mahsun Kırmızıgül en sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı. Mahsun Kırmızıgül'ün Yıkılmadım performansı geceye damgasını vurdu. Fatih Üreğ'in İstanbul'daki bayram sahnesine uzanıyoruz. Yaş ilerledikçe özel günlerde duygusallaşmaya başlamış. Biraz öyle, biraz daha duygusal olduk herhalde. Zaman da geçiyor. Doğum günüm oldu yakınlarda. Evet. Doğum günümde de öyle bir yaş geçiyor belki ondandır. Ama yani 33 yaşındayım. Bu yaz sevenlerine büyük bir sürprizi varmış. Bu yaz benim çok büyük bir sürprizim var. Çok çok büyük bir sürpriz olacak, bunu söyleyeyim. Bayramdan sonra belki açıklayabiliriz. Şarkı... Evet, bir iki gün kaldı. Benim bir şarkı çıkaracağım. O var. Bir tiyatro oyunumuz var. Evet, tiyatrodan bahsediyorsunuz. Oldu mu? Şu anda provalarda zaten. Bayramda küsler barışır derler. Bu bayram küs olduğu sanatçı dostlarından telefon geldi mi acaba? Telefon aldınız mı bu bayramda? Yok. Kimden mesela? Kimden, evet. Demet Akalın'dan. Öyle mi? Tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Zannetmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ben Koçburcu'yum. Kimden anlamı? Hayır, genel anlamda öyle. Yani arkamı dönüp bakmam ben. Ben bir de tabii Allah'ın selamını tabii ki veririm. Yani bir şey olursa. Kindarlık var mı? Ben de kitler değilim. Yani çok real bir insanım ben. Yani okursanız özellikleriniz gerçekten real bir insanım. O yüzden o halde sahneye çık diye bana telefon açıyor. Evet. Ama yani ama herkes başım gözüm üstüne. Sevgim saygım sonsuz. Herkese başarılar dilerim. Sohbet sonrası Fatih Hürek ışıl ışıl sahne kıyafeti ve hareketli şarkılarıyla coşturuyor sevenlerini. Ersoy'un İstanbul'daki bayram sahnesindeyiz. Diva toz pembe sahne kıyafeti ve göz alıcı aksesuarlarıyla böyle giriş yapıyor sahneye. Müzik.
teşvikleriniz her zaman olduğu gibi bizler için bir şeref, bir onur, bir gurur yarattı. Nice hayırlı bayramlara Yüce Allah-u Teala hepimizi kavuştursun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Tüm arzu ve projelerimizin tahakkuk edeceği güzel bir Ramazan bayramı olmasını en halisane duygularımla Yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Bülent Ersoy şarkılarıyla ve eşsiz sesiyle sahnede divalığını konuşturdu. Bülent Ersoy bayram konserinde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Simge Sağan bayramın ilk günü Bursa'da sahne aldı. Simge Sağan sahne kıyafeti ve danslarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Aras Bulut İynemli ile hala görüştüğünü açıklayan Bige Önağlı, arkadaş anlamında eski sevgilisine geri dönebilir mi? İkinizin de hayatında biri olmayınca. Az sonra. İstanbul gecelerinde sürpriz aşk. Hayal Köseoğlu'yla kol kola görüntülenen Burak Sevinç, aşk sorulunca neden inkar etti? Hayır, yanlış görmüşsünüzdür. Az sonra. Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar, oynadığı projelerde ve özel hayatında söylediği şarkılarla şarkıcılığını da gösterdi sevenlerine. İşte Demet Evgar'ın en güzel performansları. Bahar'da söylediği Bülent Ersoy şarkısıyla hep ısrar, hep gözyaşı, o bir hayal, bir ümit hırsızı. Yine Bahar'da söylediği bir yeni şarkısıyla
iyi akşamlar. Her gün umutla uyananlar. Oynadığı diziler, filmler ve çıktığı sahnelerde söylediği en güzel şarkılarla Demet Evgar'ın en sevilen şarkıları geliyor. Gitme, sana muhtaçım. Gözümde nursun. Başımda tacım, muhtaçım. Rüyamda buluttum. Evgar, Bahar dizisinde Bülent Ersoy'un Ümit Hırsızı şarkısını seslendirmiş ve çok beğenilmişti. Hep ısran, hep gözyaşı. O bir hayal, bir ümit hırsızı. Yok 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 istemem, yok tövbeler olsun. Çok çektim elinden çok. Çok çektim elinden çok. Aşk bana uzak dursun. Yine aynı bölümde ilk kez seslendirdiği Kadınlar Adamlar şarkısıyla adından söz ettirmişti Demet Evgar. Denizler var içinden vapurlar geçen yüreğimde. Gökyüzüm var kanat çırpar kuşlar gibi aşıklar. İyi akşamlar her gün umutla uyananlar. Bir de bakışlar, geçmişe ağlayışlar. Yıllar önce Fikret Kızılok'un Fark Etmeden şarkısını söyleyen Demet Evgar sesiyle büyülemişti. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Oynadığı Bir Kadın Bir Erkek dizisinde seslendirdiği Bir Çapkına Yangın'ın performansı çok beğenilmişti. Bir çapkına yangını. Demet Evgar, Bir Kadın Bir Erkek dizisinin kamera arkasında Kimse Bilmez şarkısını mırıldanırken bile naif sesiyle büyülüyordu. Kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez, hiç kimse bilmez. Si, si, ah, bulut geçti, hep beraber. Gözyaşları kaldı çimende. Organize İşler filminin meşhur şarkısıyla böyle eğlendirmişti kendisini dinleyenleri. Kaçmam kaçamam dedim, uçmam ve uçamam dedim. Ne Clark Kent'im ne Süpermen'im. Organize işler bunlar, başımıza işler bunlar. Demet Evgar, Sezen Aksu imzalı Nanay şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuş ve müziğe olan yeteneğini bir kez daha ispat etmişti. Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde bir Orhan Gencebay klasiği olan Batsın Bu Dünya şarkısını böyle ustalıkla içten bir şekilde seslendirmişti. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık? Kulak edene yazıklar olmuşsun. Geliyor hazır. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
Düetlere geçiyoruz. Demet Evgar, Kemal Hamamcıoğlu'yla söylediği Mak Mek Mok şarkısıyla gönüllerde taht kurdu. Çok sıkıldım kendimden, verdiğim sözlerden, tutamadığım sözlerden çok sıkıldım. Çok sıkıldım yalanlardan, huysuz kadınlardan, mutsuz adamlardan çok sıkıldım. Sıradan hayatlar içinde ne zormuş kendin olmak, ne zormuş özgür olmak. Sıradan hayatlar içinde ne zormuş kendin olmak. Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz'la evlilik düetine imza atmıştı Demet Evgar. Böyle eğlenceli bir performans çıkmıştı ortaya. İşte kavuştum ben aşığıma, Tanrı çıkardı seni karşıma. Aç kollarını gel la kuşuma, darısı bekarların başına. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar, bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar, bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. İşte başka bir düet. Bu sefer slow bir şarkıyla çıktı karşımıza. Serkan Keskin'le Gitme Sana Muhtacım dedi Demet Evgar. Gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Aile Arasında filmi için Ayta Sözeri ile yaptığı Yanayım Yanayım düeti Demet Evgar'ın en unutulmaz ve eğlenceli düetlerinden biri oldu. Bir anlasan, bir dinlesen, seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen. Bir sevdalı, bir değilsen, bana ne çileler çektirdiğini bir görsen. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım, kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım, sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Demet Evgar bir dönem birlikte çalıştığı Multitap grubuyla da birçok düete imza attı. İşte onlardan biri. Bu şarkıyı dinliyorsan. Kalbimiz bir olmuş anlaşılan, tam da aklından geçerken şaşırdım bir an. Söyledim durdum yorulmadan, yorulmadan. Demet Evgar, oyuncu arkadaşı Selen Öztürk'le de Modern Zamanlar ve Kızlık Anılarımız şarkısının akustik versiyonlarıyla böyle düet yaptı. Bizim kadar yalnız değilken nasıl olurdu? Dururing, dururing, dualarınız yıldız. Ama bu iki ismin yaptığı düetlerden en çok beğenileni Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısı oldu. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli, mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri, yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım gözlerimde.
anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Demet Evgar, Can Bonomo ile birlikte çıkardığı Rüyamda Buluttum şarkısıyla da sevenlerinden tam not almıştı. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Gündüzünde sohbetler, gecelerden eğlenceler. Ünlüler Dünyası bu hafta neler yaşadı? Hangi ünlü kameralara nasıl yansıdı? İzliyoruz. Bayram haftası İstanbul sokakları hareketliydi. İşte ünlülerin cadde ve gece turları. Mazhar Alanson'u Bebek'te balık keyfinde görüntülüyoruz. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Neler yapıyor büyük usta? Halini hatrını soralım. Çok şükrediyoruz halimize. Çalışıyoruz, yine şarkılar yapıyoruz, üretiyoruz. Başka bir pek bir şey yok. Özkan Uğur'un vefatının acısı halen devam ediyor. Vallahi her an aklımızda, her bir şeyde. Yani mide pastili kullanıyorum, o da kullanırdı. Özkan'ı hatırlıyorsun, şeye bakıyorsun, Özkan'ı hatırlıyorsun. Yani şey geçmedi. Özkan çok neşeli. Vır vır, yani anlatacak o kadar güzel şeyleri var ama daha o kısma geçemedik. Acısı hala. Yani yokluğu, eksikliği çok hala şeyiz. Bıraksam kendime şöyle o ne rahat. O da geçer bir gün yaşamana da. Alınacak dersler var. Geçtiğimiz hafta Özkan Uğursuz verdikleri ilk konseri merhumun ailesi eleştirmişti. Neredeyse bir yıl geçti. En son konserimiz buradaydı. Bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar bu salonda bir merhaba diyelim dedik hepinize. Özellikle Özkan Uğur'un eşi Aysun Hanım konserin biraz erken verildiğini açıklamıştı. Erken vermek değil, biz bir çeşit Özkan'ı anmak isteriz. Kızılcık Şerbeti'ne Giray karakteriyle dahil olan oyuncu Kaan Taşaner, kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı turunda. Bir şeyler yemeye çıktık, bir şeyler yiyeceğiz. Kızılcık Şerbeti projesinin içinde yer almanın keyfini yaşıyor. Sete geliyorum, biliyorum. Acayip mutluyuz. Alışabildiniz mi? Çok kolay oldu. İnanılmaz bir ekip. Çok tatlı bir ekip. Evet. Zaten uzun zamandır bir aradalar. İş dedeyi de ustalaşmışlar. İyice kavramışlar. Ben de onlara dahil oldum. Onlar da hemen kabul ettiler. İnanılmaz keyifle çalışıyoruz vallahi. Bakın bu yaptığınız büyük bir saygısızlık. Resmen hakaret. Ne oluyor burada? Ya bize burada ayıp ediliyor şu an. Biz Giray Bey'le görüşmek istedik. Dilenci muamelesi gördük. Burası ne biçim bir yer? Ya bize Hüsrey Bey lazım. Nerede o yok? Benim Giray. Dinliyorum. Aa. Biz 5 dakikanızı istiyoruz sadece. Para istemiyoruz. Şu an zaten rolün kendi de serim aşamasında. 2-3 bölüm oldu. Hikaye açıldıkça daha netleşecek. Yine zaten burada bir araya geliriz. Biz de isteyelim. Peki. Bigi Önal'ı görüntülüyoruz cadde turunda. Son dönemde birçok ünlü ismin olduğu gibi o da Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın hayranıymış. Vallahi bu sevdiğiniz... ara Bahar'ı izliyorum. Çok sevdim onu. Onu izliyorum. O kadar. Başka takip etmiyorsun. Başka takip edemedim. Zaten biraz yoğundum bu aralar. İtkar yapıyordum çok işte Ayvalık'a falan.
bir ona tutuldum. Konu aşka ve Aras Bulut İynemli'ye geliyor. Eski aşıklar hala arkadaşça görüşüyor. Arkadaş anlamında. Biz yani merhabamız tabii ki her zaman olacak, kaç senelik arkadaşız da aynı zamanda, o yüzden. Ayrılık sonrası ikisi de hayatlarına birilerini almadı. Bu bir geri dönüş sinyali olabilir mi? İkinizin de hayatında biri olmayınca acaba böyle unutulmamışlık mı var desek? Arkadaşlar çok vakit geçti. Unutulmayın bana ya. Cem Belevi ve yeni kız arkadaşı trafikte takılıyor kameralarımıza. Hanımefendi kameraları görünce yüzünü kapatıyor. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gül serdi. Güz bitti bize, yaz geldi, desen aşk kollarını ben geldim. Nasılsınız Cem Bey? Çok mutluyuz. Siz ne yapıyorsunuz? İyi valla, hanımefendi abi yüzünü kapat. Niye kapatıyor? Sizin yüzünüzle. İstanbul gecelerinde Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç'i kol kola görüntülüyoruz. Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç devamında bir mekana geçiyor. Burak Sevinç'e birkaç dakika önceki kol kola olan görüntüleri sorulunca bakın nasıl bir cevap veriyor. Az önce gördük ama size... Hayır, hani... yanlış görmüşsünüzdür. Doğrudur. Yani adettendir, ilişki var mı yok mu? Hayır, tabii ki yok. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Asla. Mustafa Mert Koç'u İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Çıkardığı Sessizim şarkısı çok beğenildi. Yeni şarkısı yoldaymış. Evet, inşallah bu ay sonunda güzel bir şey daha çıkaracağız. Güzel gidiyor her şey. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok iyi seviliyor aslında. Evet evet, dinliyor musun şarkıyı? Evet evet. Valla sessizim. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok şükür, çok güzel bir şey üretiyorsun. Onun tüketildiğini hissetmek ayrı bir heves. Çok daha güzel bir şey. Çok şükür ya, şu an her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda şarkının bu kadar çok sevilmesini, yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'un destek için şarkıyı sosyal medya hesabında yayınlamasına bağlamıştı. Bu kadar olmazdı ya, kesinlikle. Hep onu da söylüyorum. İçerideydi zaten, onu da dedim. Yani sonuçta Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından bir tanesi. Vesile oldu böyle bir şey. İnsanlar arkadaşlarına böyle destek olur. Çok güzel gidiyor her şey. Emre Altuğ'u gecelerde görüntülüyoruz. Hayatında biri var mı diye soruyoruz. Verdiği cevapla kafaları karıştırıyor Emre Altuğ. Evet, siz görmüyorsunuz. O zaman yani aslında şöyle bir durum olabilirdi yani. Sen beni takip ettiğin için görevinde çok başarılı bir muhabir haline gelebilirdin ama bugün o gün değilmiş bugün yani. Gün. Evet. O zaman var değilmiş. Kısmet diyelim. Bakalım. Evet, yani daha henüz açıklamak için bir şey erken ama gerektiği zaman açıklarım, zaten konuşuruz. Merhum sanatçı Kayahan için düzenlenen anma gecesinde sahneye çıkmıştı Emre Altuğ. Böyle bir gecede sahneye çıkmaktan gurur duymuş. Kayahan abi tanımış biri olarak konuşmak ayrıca heyecanlandırır beni, onur verir. Onun şarkılarını söylemek bir ayrı onur. Çok değerli. İpek Açar'la bu sahneyi paylaşmak yine çok değerli. Alper Kömürcü'nün müzik direktörlüğü çok değerli. Dolayısıyla ortaya çok güzel çalışılmış. Çok çok benim için hakikaten kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetli, önemli bir konser çıktı. Ekranlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce kan sokaklarında, sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Kanda Van Love adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum.
O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Sıcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Kan'daki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim Hanım ben görüyorum ve artık... Oy, çok iyi. Az sonra... Yeniden sarışın olan Gülşen'in sahne şovu, Hadise'nin göz alıcı dansları ve Aleyna Tilki'nin açıklamaları. İşte Kıbrıs'tan ünlülerin bayram coşkusu. Tilki'den aforizmalar. Hani sanat süreklilik değil. Gülşen'den bayramlık bombalar. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Hadise'den olay danslar. Bayramın kalbinin attığı Kıbrıs'ta ne ararsanız var. İşte Kıbrıs'tan bayramlık bombalar. Bayram eğlencelerinde ilk konuğumuz Aleyna Tilki. Bayram onun için sahne demek. Vallahi ben bayramda biliyorsunuz ben sahnede olmayı çok seviyorum. O yüzden bayramım bugün bayram olmuş oluyor yani. Tarzı dikkat çekici. Kıyafeti alışılagelmişin dışında nasıl hazırlanıyor Aleyna sahneye? Ben de öyle zaten random sahneye çıkmayı seviyorum. Attım elime dolaptan, aldım geldim işte saçımı taradım. Hazırım. Geldik gelir gelmez hemen saçımı taradım, giyindim 15 dakika. Hazırlanmayı seven biri değilim bir de o yüzden yani. Hani böyle çok uğraşlı görünmeyi sevmiyorum. Doğal. Kariyerinin ilk albümü için düğmeye basmış durumda. Evet, albüm geliyor. Kaç şarkı oldu? Ya albüm gittikçe şarkı sayısı artıyor. Yani ben 100-150 tane falan şarkı hazırladığım için kararsızlıklar falan da oluyor böyle. Şarkılar da artıyor. Bir de ilk albümüm. O yüzden daha hala tarih vermiyorum ama bir aya. Albümün çıkış zamanıyla ilgili sorulara kendine has aforizmalarla yanıt veriyor. Hani sanat süreklilik değil, süreksizliğin sürekliliği olduğu için öyle tarihler vesaireler vermek benim çok hoşuma gitmiyor. Ben daha sanatımı özgür bir şekilde yapan biriyim yani. Nasıl bir albümse hazırlık aşamasında nazar üstüne nazar değmiş. Çok özel bir albüm olduğu için uzaktan nazar değdiren oluyor. Gerçekten böyle bir şeylerin aksadığı oluyor. Birbirimize tripler attığımız oluyor. Ama önemli olan dinleyicilerimiz. O yüzden onları üzmeyeceğiz yani. Son olarak arkadaşı Serel Yereli ile birlikte Boğaz'ın serin sularına girmişlerdi. Vallahi Boğaz'da gerçekten suya girmek şey tutkulu bir şey yani ve alışkanlık yapacakmış gibi geliyor bana yani. Hani. Bugün sahneye çıkacak ve eğlendirecek ama geçen yıl sahnelerinin engellendiğini söylemiş ve gündem yaratmıştı. Duygu diliyle konuşan bir insan yok. Tamam, iş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? Aleyna Tilki isyanının sonuç verdiğini düşünüyor. Vallahi laflarım gereken kişilere ulaştı. Evet, gereken kişilere ulaştı ekibimle beraber. Bu engellerin üstesinden geldik. İlk önce galiba bu sektörde gerçekten birinin bunları anlatmaya ve cesaret etmeye ihtiyacı varmış sektörün yani. Sektör bir sallandı kendine geldi öyle söyleyeyim. Aleyna Tilki o gün yaptığı çıkışın sanat camiasında taşları yerinden oynattığı görüşünde. Benim gibi engellenmeye çalışan, sahneleri özleyen bazı sanatçılar için de bazı şeyler değişti bu arada. Biliyorsunuz kimileri menajer değiştirdi falan filan. Sektörü değiştirdik yani. O yüzden savaşımızı verdik, kazandık diyelim yani. Gizemli bir özel hayatı var. Hayatında biri var mı yok mu belli değil. Aşk soruyoruz, yine felsefe yapıyor. Biliyorsunuz yani aşka bakış açım çok daha hani evrensel, hani sonucu Allah'a bağlanan, evrenin güzelliklerine bağlanan. Hani hayatımda biri olsa bile evren için onu seviyorum. Hani kulu seviyorum, yaradandan ötürü denen bir şey var ya. Bende daha çok böyle manevi hisler vardır. Bunları paylaşmak istediğim insanlar vardır. Ama ben hep aşığımdır yani.
Keyifli sohbetin ardından sahnede. Dansıyla, şarkısıyla ve şovuyla Aleyna Tilki Fırtınası esiyor sahnede. Ercan grubunun bayram konserindeyiz. Deliye her gün bayram derler ama ne evet. Mutlu bizim gibi delirenleri ama evet. Değil mi? neşe içinde. Biz de deliyiz zaten. İşte ne mutlu bizim gibi delirenlere. Eski bayramları daha iyi bilecek bir üçlü onlar gençlere göre. Şöyle bayramda olduğu gibi olursak küslükler hani bayramlarda olmaz, barışılır vesaire. Bayramı beklemeye gerek yok ya. Biz çok güzel bir milletiz. Böyle bir dileğim var benim. Her günümüz bayram tadında olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. İzel Çelik Ercan üçlüsü bir süredir konserlerde birlikte ama hayranları onlardan yeni şarkılarda bekliyor. Ne zamandır böyle bir araya gelip de yapmayı başaramadığımız bir şarkı konusunda da bir ilerlememiz var. Çelik'in de yaptığı bir iki şarkı var. Benim de yaptığım bir iki şarkı var. Şimdi bak neyi oluyor biliyorsun? Beni ağır ve bana haber vermiyorsunuz. Beni çağırmıyorsunuz. Ondan oluyor. Grupta bütün planlar İzel'e göre yapılıyor belli ki. Bir şarkının senin sesine yakışacak hale gelmesi bizim için çok önemli bir şey. O süreci daha yakalayamadık. İzel'in sesini zinde tutan, İzel'i ayakta tutan en büyük duygusu kıskançlık. Oldu mu Hulusi Çelik'le beni kıskanmıştır. Halbuki grubun tek gülü. Bizim onu kıskanmamız lazım. Biz zaten kıskanıyoruz. Biz ne yapıyorsak onun için yapıyoruz. Bir şarkı yaparsak bile İzel'in tonuna uyarmayı düşünüyoruz. Kendimizi bile düşünüyoruz. Vallahi ama. Kur'an Evliya Çarşı. Sohbetin ardından sahnede üçlü. 90'lardan nostaljik şarkılarla sahneye çıkıyor. Kıbrıs'ta sahne sırası Koray Avcı'da. Sahnelerin hareketli ismi Form'da o gece. Bayramın ikinci gününde de sahnede Koray Avcı var. Konserleri haricinde onu göremiyoruz çünkü denizde yaşıyor. Deniz beni rahatlatıyor abi. Çok kendimi çok mutlu hissediyorum. Rahmetli babanın hediyesi, yani onun manevi hediyesi böyle biraz iyi. Geçtiğimiz haftalarda Yıldız Tilbe dansı yaptığı bir video gündeme gelmişti. Koray Avcı videoya yapılan yorumlara bakın nasıl karşılık veriyor. Taklit diyorlar, hiç hoş değil. Taklit değil, benzetiyorum dansımı. Dansı benzetiyorum. Sevilen bir tip Yıldız Tilbe, eğlendiriyor. Yani Yıldız Tilbe benim bir kere birincisi çok kıymet verdiğim birisi. İkincisi ismini anıp özen gösterdiğim birisi. Öyle onu üzmeyelim yani, ben eğleniyorum sonuçta. Ben eğleniyorum arkadaşlar. Beni bir kefeye koyup durmasın insanlar. Bırakın ya. Ben eğleniyorum. Seven gelsin izlesin. Eleştirileri aldırış etmeden sahnesine ve ekibine çok güveniyor ünlü şarkıcı. İyi de bir sahnemiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok iyi müzisyenlerle, çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Bayram da keza öyle. Yani yıllar öncesinden planlanıyor şu an çıkacağımız sahne. Demek ki seviyorlar. Yalnız da bırakmıyorlar. Tek amacımız mutlu olmanız, tek amacımız güzel günlerinizde birlikte güzel vakitler geçirmek. Sohbet sonrası sahneye çıkan Koray Avcı, şarkılarıyla bayramın ikinci gününü de renklendiriyor. Yeniden sarışın olan Gülşen'le harika geçmeye aday konseri öncesi birlikteyiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Tabii ki tüm tanıdıklarımla, sevdiklerimle, ailemle telefonlaştık. Yanımda olanlarla kucaklaştık. Ama sizin aracılığınızla da herkese ulaşmasını isterim bu mesajımın. Bayram gibi bayram olsun. Bayram ne ifade ediyorsa hepimiz için anlamı aynı. Bayram günü denince de o bir anne. Oğlu Azur'a bayram kültürünü yaşatan bir anne üstelik. Azur doğduğundan beri tüm gelenek göreneklere göre büyüyor. Bayramların da müthiş bir önemi var. Benim çocukluğumda da öyleydi, hala da öyle. Yani uyandığım anda
yanımda değillerse mutlaka ailemi arayarak başlar bayram günü. Azur için de geçerli bu. El öpme. Şeker bayramıysa ona göre, Kurban Bayramı'nda farklı. Gelelim imaja. Saçı yeniden sarı oldu ve Gülşen özüne döndü. Hem yenilik güzel, ben yenilenmeyi de seviyorum ama bir yandan da yeni bir proje üzerinde çalışıyorduk uzun zamandır. Yeni bir şarkı çıkarıyorum. Hatta birkaç şarkım hazır. Birkaç şarkıyı bir arada mı çıkarsak diye düşündük ama işte biraz daha zaman vermek istedik projeye. O yüzden şimdi sadece ilk şarkımızı çıkartıyoruz. Ne zaman dinleyeceğiz? Söylüyorum, 26 Nisan'da. Farklı renkler denese de her zaman sarışınlık favorisi. Aslında ben sarışınlığı çok seviyorum. Ve uzun zamandır saçlarım sarıydı. Arada bir kırmızı oldu, bir pembe oldu. Şimdi sarının çok farklı bir tonuyla tanıştım. Gel gel sarışınım gel, gel sana aşığım gel. Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel. Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı videoda Gülşen şarkısıyla dansı çok konuşuldu. Gülşen çok beğenmiş bu performansı. Geçtiğimiz günlerde sizin bir sene önce giydiğiniz bir kıyafeti giydi ve dans etti. Biliyorsunuz son yıllarda bütün biyografi filmlerinde adı geçiyor. Direkt Gülşen Hayatım oynanacak dendi sosyal medyada. Öyle mi? Onu tabii, bilmiyordum. Tabii, bayağı gündem oldu yani. Ya, o biliyorum kıyafet ve dans şeyini, videosunu ben de izledim. İnanılmaz yakışmış. İnanılmaz da güzel ya, dans ediyor. Ve çok sevdiğim bir oyuncudur. İnsan olarak da çok beğendiğim birisidir. Biyografi filmlerinin aranan yüzü Farah Zeynep Abdullah. Bir film çekilse ve Gülşen'i oynasa nasıl olurdu? Bitmez o film. Çok, çünkü ilginç bir hayatınız var. Böyle geçtiğimden geçeliyince. Ne gibi? Şimdi hepsini anlatmayayım ben. Anlatabilirsiniz ama zamanımız yetmez. Yani şu an öyle bir planım yok. Ama ileride ne düşünürüm ben de bilmiyorum. Gelelim muhteşem formuna. Gülşen'i her zaman, her yerde ve her şartta mükemmel görmek klasikleşti. Denge dedim ya, her şey bir arada olması lazım. Yani doğru ve iyi beslenme. Yani diyet programı, diyet programı belli oluyor demeyelim ama artık bu şeye geneli hayatıma yayıldı. Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Hayat tarzı. Hayat tarzı oldu artık ama herkese önerebileceğim tek şey yürümek. Yani en önemli şey bence. Yolda yürüyün diyenler yürüyün. Yürüyün. Yürümek denince akla sosyal medya tabiri olan yürümek de geliyor. Yürüyün, ayaklarınızı kullanarak yürüyün. Yemden yürümekten bahsediyorum. İyi hissettirip böyle enerjiyi yükseltirse hadi ben bir çıkayım. Sahneye geçmeden önce bayramın en çok kazanan ünlüsü ilan edilmesini de soralım. Bir şey demiyorum o konuda. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Sahne zamanı. Gülşen harika performansıyla bayram sahnesinde. Kıbrıs'taki bayram turumuza Zara ile devam ediyoruz. Sahnesi öncesi sık kilo alıp vermesiyle ilgili soru ve sorunları nasıl aştığını anlatıyor Zara. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım o kadar çok bu konuyla alakadar oldular ki tabii bu arz talep meselesi. Hanımlar, hanımefendiler sorunca sizler de bana soruyordunuz. Ben bunun üstesinden geldim yani sorula sorula. Anladım ki bu iş stresmiş biraz da aman öyle mi olacak böyle mi gözükeceğim diye. Onu da atlatınca şimdi kilo vermeye başladım. Yakıştırdım. Ama şu saatte yani sağlık olsun. Evet. Sağlık dışında yok çok balık etliymişim. Benim kızım diyor ki balık etli kavramı kafasında ama henüz onu söyleyemiyor. Köpek balığı gibisin anneciğim. Tamam yeter üzülme. O yüzden kendince moral veriyor. Gerçi son dönemde kadınların estetiklerinden çok erkeklerin estetikleri konuşulur oldu. O ne düşünüyor erkeklerin estetik merakıyla ilgili? Vallahi yakışan da var, yakışmayan da var, ihtiyacı olan da var, olmayan da var. Evet. Ben az her zaman çoktur. Bu benim bir sevgili arkadaşımdan duyduğum ve kendime düstur edindiğim bir cümle. Azın her zaman çok olduğunu, iyi olduğunu düşünürüm. Sohbet sonrası sahnede Zara.
Hadisenin bayram sahnesine uzanıyoruz. Yine dansçılarıyla estetik bir şova imza atıyor Hadise. Seyircisiyle sohbet ederken bu güzel bayramı annesiyle birlikte karşıladığını anlatıyor. Bu mutlu bayramı ne güzel bir bayram değil mi? Ben çok mutluyum çünkü her bayram, aşağı yukarı her bayram sizlerle bir arada oluyorum. Aslında ailem diyorum sizlere çünkü genelde aileyle vakit geçiremiyorum bayramda. Ama bu sene benim için bir tık farklı oldu. Annemle geçirdim ilk günü. Bütün ailemiz için bir alkış. Kıpır kıpır şovuyla devam ediyor konserine. Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Cannes'da düzenlenen bir etkinlikte büyük ilgi gördü. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Cannes macerası. Türk ekranlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce Cannes sokaklarında. Sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Cannes'da One Love adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Galiba dönem dönem benim de rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor ve onun gerginliğini maalesef ki ben de yaşıyorum. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Cannes'daki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim Hanım ben görüyorum ve artık... Oy! Oy, çok iyi. Her yıl Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen içerik ve televizyon sektörünün buluştuğu MIP TV fuarında bu yıl Türk rüzgarı Kızılcık Şerbeti ile esti. Show TV'de izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle görkemli bir gala gecesi düzenlendi. O galaya gitmeden önce Kızılcık Şerbeti ekibinin Cannes'daki ilk gününü görüntülüyoruz. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek Cannes sokaklarında yürürken kameralar kayıttaydı. Action! Sıla'yı arkada... Bir daha! Kızılcık Şerbeti oyuncularının Cannes'daki ilk günlerinde ilgi büyüktü. Cannes
meydan turundan sonra bir söyleşiye katıldı ekip. Dünya basınının sorularını yanıtladı oyuncular. Evrim Alasya ve Barış Kılıç hikayenin dünyada karşılık bulmasının mutluluğunu yaşıyordu. Anlattığımız hikayenin seyircide karşılık bulması çok önemli bir şey. Bizim kendi coğrafyamızda çok büyük bir karşılık buldu. Üstüne dünyada karşılık bulunca en büyük ödül herhalde bizim için. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Müjde Uzman, birleştirici bir hikaye anlattıkları Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun başarısına dikkat çekti. Bu birleştiricilik ve cesaret hem Türkiye'de hem dünyada karşılık buldu. Bu müthiş bir şey. İyiliğin kazandığının göstergesi belki de. Çünkü ilk defa hep beraber birleştirici bir şey için toplanıyoruz. Hem sektörel olarak hem belki evlerimizde, belki sokakta konuşurken. Bu çok çok güçlü bir şey. Tanıştığım elimize sağlık. Devamı olsun nicelerine. Burada olmak da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç Yalazoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin kendisi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bir oyuncu olarak Türkiye'de oyunculuk yapmak ve görüştüğünü ispat etmek zordur. Genelde yapımcılar da konfor alanından çıkmazlar. Yani hep bildikleri oyuncular iddialar ama o anlamda ben Faruk Bey'e teşekkür ediyorum. Yani gerçekten farklı ve benim ilk işim diyebilirim. O yüzden benim için bir baht dönümüdür. Burada olmak da ayrı bir keyif. Burası benim için bir baht dönümüdür. Ya Allah aşkına bunun parayla ne alakası var? Sen ya yorgun argın işten gelmişim. Sen bana ne diyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Sana hiçbir şey ima etmiyorum valla. Konuşamayacağım gerçekten. Psikoloğa gitmemiz gerekiyor. Git o zaman. Benim değil, senin gitmen gerekiyor. Sıla Türkoğlu, senaryodaki gerginliğin özel hayatına yansıyıp yansımadığı sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. Galiba dönem benim de rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor. Ve onun gerginliğini maalesef ki ben de yaşıyorum. Ama tecrübe diyelim bunlara da. Yani böyle birazcık tecrübelendikçe galiba bunları da değil mi seneler içinde bırakıyorsunuz ve rolden bu kadar etkilenmemeyi öğrenebiliyorsunuz. Normal hayatımda o kadar gergin miyim? Bence hayır değilim. Çok dırdır eder miyim? Bence etmem. Ama sen, senin her şeyin yalanmış. Senin anladığın dilden konuşayım dedim. Sana olan sevgimi suistimal ettin. Gittim ben tek tek herkesten özür diledim. Özür dilemeseydin. Neyi kini, neyin öfkesi bu ya? Kes sesini! Kes sesini, konuşma! Bizi bu hale sen getirdin, sen mahvettin! Hayır, yeter be! Yeter, geçmişte yaşamayı bırak artık! Geçmişte yaşamak mı? Sıla Türkoğlu'na sorulan soruya Doğukan Güngör'ün itirazı vardı. Bence Sıla kesinlikle daha pozitif bir soruyu hak ediyordu sevgili Sıla diye düşünüyorum ama sorduğun soruyu cevaplayın asla dırdır ettiğini düşünmüyoruz. Peşime adam mı taktın dedim. Aynen öyle. Peşine adam taktım. Yanlış mı yapmışım? Bu basın toplantısının ardından Kızılcık Şerbeti oyuncuları başarılarını kutlamak için düzenlenen gala gecesine katıldı. Dünyaca ünlü modacımız Zeynep Kartal bu özel gece için Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek için çok özel kıyafetler tasarladı. Gala gecesinin kırmızı halısına böyle geldi oyuncular. Kızılcık Şerbeti'nin Cannes'daki bu çok özel gününden geriye bütün oyuncuların da sosyal medyadan paylaştığı bu hatıra kaldı. Galanın finalinde oteldeki odalarının yolunu tutan oyunculardan Ceren Karakoç, Evrim Alasya ile bu bornoz videosunu paylaştı. Harika gecenin sabahı bayramın ilk günüydü.
Kızılcık Şerbeti ekibinin kızları Cannes'da kısa bir tatil yapmayı tercih ederken Sıla Türkoğlu ekibin küçüğü olarak harçlıkları topladı. Dizinin anne kızı Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu Cannes sokaklarını böyle gezdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden Cannes'da Kızılcık Şerbeti fırtınası işte böyle esti. Türkiye'nin megastarı Tarkan her dönemin en büyük yıldızlarından biri oldu. Kariyerinin ilk gününden bugüne kadar Tarkan neler yaşadı? İşte Tarkan'ın portresi. Şarkıcılığın da anı. Mega starlığa. Türkiye'nin en büyük pop yıldızı Tarkan'ın zirve öyküsü. Kariyerinin başında kimler onu hayranlarına yanlış tanıttı? Hayranlarım, beni sevenler, beni dinleyenler. Yanlış tanıyacaklardır. Evet, yanlış tanıyacaklardır. 1996'da başlayan dünya starlığı öyküsü neden yarım kaldı? Hep hayalimdi dünyaya sesimi duyurmak. Yavaş yavaş başlıyor işte. Türk vatandaşlığından neden çıkarılıyordu? O dönemde neler yaşandı? Yani bu kararı alanlara biraz kırgın hissediyorum. Şarkıları, dansları ve hayal kırıklıklarıyla Tarkan'ın öyküsü. Biri sen, biri ben, iki damla yaşattı gözlerinden. Bir zirve öyküsü onunki. Düğünlerde şarkı söyleyen ayrık dişli bir gençken pop müziğin en büyük yıldızına dönüşen bir adamın öyküsü. Kimdi bu öykünün kahramanı? Sen kardeşinle üzdün beni bitmez hasretinle. Seviyorum bırakmam diyen kimdi? 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 Yıl 1990. Düğün şarkıcısı Tarkan. Almanya'dan kesin dönüş yapmış Karamürserli genç Tarkan, müzikle hayatını o yıllarda kazanmaya başlamıştı. Düğünlerde Türk sanat müziği söyleyerek kazanıyordu hayatını. Rüzgar susmuş, ses vermiyor nedendi? Sen gideli hayat benim çiğnendi. Sen gönül yar köymesi. Yıl 1992. İlk çıkış ve Türkiye'yi kıl eden adam. Büyük hedefler, büyük şanslar gerektirirdi ama bu şansı yakalayamamıştı. Tam Almanya'ya dönecekken çaldı kapısını o fırsat. Yapımcı Mehmet Söğütoğlu'yla tanıştı ve ilk albümünü yaptı. Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. İlk klibi Kıl Oldum Abi, pop müziğin kült şarkılarından hala. Bakmayın şimdilerde dalga geçildiğine. O yıllarda büyük sükse yapmıştı Tarkan. Giyinmiş rengarenk, her perişan hali. Üstelik çorabı da kaçmış, kıl oldum abi. İlk albümünde pop müziğin yeni yetenekleri arasında gösterildi Tarkan. Kimdi, 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 kimdi? Yıllarda medyanın da dikkatini çekmişti. Aydan Şener'in programında henüz genç yaştaki Tarkan evliliğe uzak olduğunu söylüyordu. Evlilik, o çok karmaşık bir şey ya. Çok
Çok karmaşık bir duygu. Evlilik. Ben sanki evlendiğimde özgürlüğümün kısıtlanacağını hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Mütevazı da değildi Tarkan. Kendisinin farkındaydı ve en yakışıklı benim diyordu. Büyük bir özgüvenle. Kendini yakışıklı buluyor musun? Allah özelmiş de yaratmış. Çok mütevazı. Yok, gerçek yani tabii. Görünen köyü kılavuz istemez diyorum büyük bu kayalıkta. Hakikaten beğeniyorum kendimi. Yılı 1993. Ayrık dişli yakışıklı yükseliyor. Kariyerinin başlamasından bir yıl sonra o artık pop müziğin yıldızlarındandı. Gelip de halini gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elinin ateşimi hiç açtın mı? Açtın mı? Medya üstüne gelmeye başlamıştı. Hakkında çıkan birçok haber olmuş ama o savaşmayı erken öğrenmişti. Yıpratmıyor, üzüyor ama güçlendiriyor. Yani onlarla savaşmayı, onlara karşı koymayı öğreniyorum. Ve asla pes etmeyeceğim, onu bilsinler. Hayranlarım, beni sevenler, beni dinleyenler. Yanlış tanıyacaklardı. Evet, yanlış tanıyacaklardı. Bir yılbaşı gecesinde ekrandaydı. Artık pop yıldızı olmasına rağmen ilk ekmeğini yediği sanat müziğini de unutmadığını gösteriyordu herkese. Bulsam nasıldır ey ömrüm, nasıl geçer sende? Yılı 1994. Acayip bir yükseliş. Tarkan'ın hayatını değiştiren albüm piyasaya çıktı. Sezen Aksu girmişti hayatına. Acayipsin şarkısı Tarkan'ın miladı oldu. Oynamışı güdüm şıkıdım. Oynamışı güdüm şıkıdım. Oynamışı güdüm şıkıdım. Yanar döner acayipsin. Sezen Aksu'nun hayatındaki yerini şu sözlerle anlatmıştı Tarkan. Onunla ilk tanıştığım günü hatırlıyorum. Heyecandan titriyordum. O çok değerli. O çok önemli. Megastar olmaya ilk adımı attığı bu albüm Tarkan'ı bir başka seviyeye taşıdı. Amerika'da klip çektiği Dön Bebeğim şarkısı aylarca listelerde bir numaradaydı. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Yılı 1995. O artık bir yıldız. Pop müziğin zirvesindeydi artık. O zamanlar televizyon programlarına katılıyor, kendini ekranda gösteriyordu. Kenan Doğulu'yla düet yaptığı program onlardan biriydi. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Tarkan bir taraftan da her şarkısıyla olay yaratmaya devam ediyordu. Azar coşar deli gönül. Bu gözler neler görür. Hasret bana göre değil. Özlemin içimde yine seni bütür. Yılı 1996. Avrupa'ya ilk imza. 4 yılda sıfırdan geldiği zirvede hayatının en önemli imzalarından birini atıyordu Tarkan. Amerika'ya yerleşen Tarkan, dünyaca ünlü yapımcı Ahmet Ertegün'le sözleşme imzalıyor ve dünyaya açılmayı hedefliyordu. Tarkan, bizim diğer büyük starlarımız Phil Collins, Mick Jagger gibi büyük bir artist olduğuna inanıyoruz ve onda ve çok çok ümidimiz var yapacağımız Tarkan. Yılı 1997. Zirveye atılan öpücükler. Kendinin patronu olmuş ve kendi müzik şirketini kurmuştu Tarkan. Ölürüm Sana albümü 97'de piyasaya çıktı. O albümün çıkış şarkısı Şımarık'tı. Seni gidin de kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam. Bu şarkıyla birlikte attığı öpücükler Tarkan'ın çok daha fazla büyümesine ve artık Türkiye'nin en büyük pop yıldızı olmasına yol açtı. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yârim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yârim.
Kasım Sana ile birlikte dünyaya açıldı. Yurt dışında konserler verdi ve artık gözünü daha da yükseklere dikti. Yıllarda çıktığı Hülya Avşar'ın şov programında söyledikleri de enteresandı. Tarkan söyledikleriyle takdir toplamıştı. Kitabımda çok eşlik diye bir şey olsun. Ben çünkü tek bir insana gönül vermeyi ve onunla hayatımı paylaşmayı tercih ediyorum. Ve bana çok da tehlikeli geliyor çok eşlik. Bir de duygudan çok uzak geliyor. Ne demek yani her gün duygularını bir başkası, bir yabancı nasıl paylaşırsın ki? O yabancıyı tanıman lazım. Hayatını paylaşman lazım. Yılı 1998. Tarkan artık dünyayı fethediyor. Tarkan imzaladığı yurt dışı anlaşmalarıyla artık Türkiye sınırlarını aşmıştı. Şımarık'ın yurt dışı klibi tüm dünyada listelere girmişti. Seni gidip kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü bela. Yurt dışındaki yükselişi süren Tarkan, Ahde Vefa'yı da unutmadı. O yıl çıkan Müzeyyen Senar'ın albümünde yer aldı ve Diva ile birlikte Benzemez Kimse Sana'yı seslendirdi. Yılı 1999. Dünya starı, Türkiye'de tartışılan adam. Tüm dünya Tarkan'ı konuşuyordu artık. Dünya starı olma yolunda hızla ilerliyor, Avrupa'da konserler veriyordu. Dünya müzik ödüllerinde en çok satan Türk sanatçısı ödülünü aldığında tüm Türkiye gözünü açmış Tarkan'ı izliyordu. Sizlere en çok satan Türk şarkıcısını Tarkan'ı sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama yurt dışını fetheden Tarkan, Türkiye'ye dönmüyordu. O dönemin hassas konuları yüzünden gemileri yakmıştı Tarkan. Geri dönüşü yok. Yani ben ne boyun eğmeyi düşünüyorum. Çünkü hissettiğim bu değil. Ya da bazı mercilerin isteklerine, isteklerini kabul etmeyi düşünüyorum. Hayranlarını özlüyordu elbette. Tarkancıları özlüyorum en çok. Onlar benim çünkü... İlk aşklarım, ilk göz ağrım. Ve de hiçbir yerde aynı tadı alamıyorum aslında açıkçası. Türk vatandaşlığından çıkarılma tehlikesine rağmen geri adım atmıyordu Tarkan. Kalbim diyor ki diren yani. Yani bu bir zafer savaşı değil ama kalbim diren diyor. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun diyor. O yüzden de saygı duyuyorum alınacak bütün kararları. Buysa bana layık görülen buyursunlar vatandaşlığından çıkarsınlar beni. Başka bir şeyim yok. Yılı 2000. Bedelli asker Tarkan'ı. Tarkan'ın askerlik sorunu Türkiye'de ilk kez uygulanan bedelli askerlik olayıyla çözüldü. Avrupa'yı sallayan Tarkan kısa bir süre askerlik yaptı. Sonrasında yeniden yurt dışına döndü Tarkan ve uzun süre orada yaşadı. Yanlış zaman, yanlış insan. Tutunmak imkansız. Yılı 2001. Kuzu kuzu geldi. 2001 yılında Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü artık. Fırtına gibi esiciyi Karma albümü çıkıyordu piyasaya. Belki de Tarkan'ın en büyük hiti Kuzu Kuzu Geldi. Kuzu kuzu geldim deyince kapandım dizlerine bu kez gururumu. Ateşe verdim ya. Tarkan yine çok sevdirmişti kendini. Hüp diye içimize çekesimiz gelmişti onu. Kalbimin sarayları senin. Bensin yaşatırım seni. Tut kolumdan çek götür beni. Diye
içine çek beni. Yolun 2002 Dünya Kupası şarkımız Tarkan Dağ'ını. 2002 yılında Gönülleri Bir Oluruz Yolunda şarkısıyla fethetti Tarkan. Taş şarkısını milli takım için uyarlayarak Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunu başlatan isimdi. ...2003, Dudu'yla Fırtına devam etti. Tarkan artık her yıla bir hit sığdırmayı adeta görev edinmişti. 2003'te ilk maxi single çalışması Dudu'yu sevenleriyle buluşturdu. Çiçek gibi tazeci, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır, çimeli gözleri derya deniz. Dudu albümündeki her şarkı hitti. Ama Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü Tarkan'ın ağzından bir başkaydı. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Yıl 2004. Rusya'da Tarkan Fırtınası. 2004 yılında sadece Türkiye'de değil, Rusya'da da Tarkan Fırtınası esiyordu. Ülkede öyle bir üne kavuştu ki Tarkan, Rus pop yıldızlarını bile gölgede bırakıyordu. Sizi etkileyen bir Rus kızı var mı? Rus kızlar çok güzeller. Hepsi birden etkilediler beni yani. Российские девушки очень красивые. Они все произвели на меня неизгладимое впечатление. Yıl 2005. Ayrılık Zorla Romantizm Fırtınası. 2005'te hayranlarını şaşırttı Tarkan. Bir romantik şarkıyı single olarak piyasaya sürdü. Ayrılık Zor diyerek aşkın hatrını sordu ve yine çok sevildi. Yalnızlık zor, yalnızlık. Her yiğidin harcı değil sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağın hasretin. Yıl 2006, Tarkan'ın İngilizce albümü ve işte Tarkan'ın en büyük hayal kırıklıklarından biri. 2006'da piyasaya çıkan Come Closer adlı albüm, Tarkan'ın ilk ve tek İngilizce albümüydü. Let me see you dance, we're going higher, feel the fire. Let me see you dance, it's on tonight. Türkçe hitleriyle dünya listelerini sallayan Tarkan, İngilizce şarkılarıyla o ilgiyi görmüyordu. Albüm Tarkan'ın isminin hatırına listelere girse de sevilmemişti. Yıl 2007, Tarkan'ın Metamorfozu. Yurt dışında yaşadığı hayal kırıklığından sonra yeniden Türkiye'ye yönelen Tarkan'ın yeni albümü Vay Anam Vay'la çıktı. Çok seviyorum hem de çok. Tam kalbime geldi ok. Delisiyim o canına yandım. Eski albümlerini aratsa da Tarkan yine de bir numaraydı Türk pop listelerinde. Yıl 2010, Tarkan yeniden adını kalbimize yazdı. Sevdanın Son Vuruşu adlı şarkıyla çıkan Adımı Kalbine Yaz, albüme ismini veren şarkıya klip çekilmesiyle birlikte şahlanmıştı. Sevdanın Son Vuruşu şarkısı Tarkan'ın en sevilen şarkılarından biri oldu. Sen aşk, çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın. Mevsimlere gerek.
aynı yıl Orhan Gencebay'la yaptığı Uyan düetiyle kuruyan topraklarımızın sesi oldu Tarkan. Uyan uyan dostum uyan, koy beni kalbine geç olmadan, bir olur geliriz biz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan. Proje albümleriyle geçen yılları. Tarkan 2010'lu yılların başında sanatçı dostlarıyla yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi. 2012 yılında Ozan Çolakoğlu'yla Aşk Gitti Bizden'i, önce sen, sonra ben, kaydık yıldız gibi gökyüzünden, bir türlü tutturamadık ve aşk gitti bizden. 2012'de Kibariye ile Gülümse Kaderine'yi, hayat sevenleri korur, ateşe atmaz gülüm, sana kıyamadım. Yak bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları, bu gece ümitlerini al koynuna, gün doğmadan unut insafsızı. Aynı yıl Bülent Ersoy'la Bir Ben Bir Allah Biliyorum, kendimi bildim bile hissetmedim, ayrılık acısının böylesini, yemeden içmeden kesildim, ağladı kendim, hasreti bitirdi beni. 2013'te Aysel Gürel'i Anma albümünde Firuze'yi, kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. 2014'te İskender Paydaş'ın albümünde Hop De'yi seslendirdi. Hop de kendine, hop de bir an, kop gel hadi, kop da gel inadından, hele çak hele durumu bir çak da gör bak neler olacak sonra. Yılı 2016, Tarkan'ın Sanat Müziği albümü. 2016 yılında Tarkan'ın Ah De Vefa isimli sanat müziği albümü çıktı. Sanat müziği sevdalısı Tarkan söylediği şarkılarla kulakların pasını sildi. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim, sensiz yapamıyorum, ah bak yine geri geldim. 2016 yılında yarattığı bu güzel etkiye gölge düşürecek belki de Tarkan tarihinin en kötü şarkısına gelmişti sıra. Cubba en sevilmeyen Tarkan şarkısı olarak kayıtlara geçti. Cubba cubba cubba, cubba da cubba cubba, barajlara bas bas sabaha kadar bas. Yıl 2016 ve Tarkan artık evli. Ne demişti bundan yıllar önce? Evlilik bana göre değil diyordu, değil mi? Evlilik, o çok karmaşık bir şey ya, çok çok karmaşık bir duygu. Evlilik, ben sanki evlendiğimde özgürlüğümün kısıtlanacağını hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Ama aradan geçen yıllar Tarkan'ın artık evlilikle ilgili fikrini değiştirmiş, bir konserinde tanıştığı Pınar Hanım'la evlenmişti. O artık mega damattı. Yılı 2017, Tarkan'ın 10. albümü. Cubba ile yarattığı hayal kırıklığını bir yıl sonra Yolla ile geçmişe yolladı Tarkan. Yolla, yolla kaderim yolla, açılır bana yolla, ne de olsa dert bana sarayım ya da vur ya, lafımı olur vur ya, düşünebilirsen vur ya, ne de olsa sabır taşıyım. Albümü Fırtına Gibi eserken bir başka müjde geldi Tarkan'dan. 2017 yılında bu zamana kadar yapılmış en orijinal açıklamalarından birini yaparak baba oluyorum diyordu. Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar, doğru mu değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum.
mutluluğu paylaşmak istedim sizlerle de. Tarkan yine bir ilki gerçekleştirerek son albümünün sevilen şarkısı Beni Çok Sevin klibinde eşi Pınar Tevetoğlu'nu da oynattı. Tut elinden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Yılı 2018. O artık Tarkan Baba. Baba oluyorum açıklamasından 9 ay sonra Tarkan bebeğini kucağına aldı. Kızı Lia 2018 Temmuz'da dünyaya gözlerini açtı. Gerçekle Türkiye'nin gündemi oldu. Tarkan'ın son dönem yaptığı çalışmalardan en dikkat çekeni Geçecekti. Düştük evet ama kalkmadık mı? Bize bayağı meydan okumadık mı? Sen fena tut içini, biz neleri atlatmadık ki? Geçecek gerek şarkı sözleri, gerek klibiyle, gerekse yarattığı etkiyle uzun süre konuşuldu. Çiçekten günler çok yakın. Geçecek, geçecek, geldiği gibi geçecek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek. Oh oh, sinirde kapanınca o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Tarkan Geçecek'ten 3 ay sonra Yap Bir Güzellik çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Yap bir güzellik be, gel kon hadi kalbime. Dön kavuşalım, öp karışalım, kumrular gibi yine kollaşalım. Rekor kırağını İzmir konseri. Tarkan 2022 yılının 9 Eylül'ünde verdiği konserle bir rekorun da sahibiydi. İzmir'deki konseri milyonlarca kişi izledi. Tarkan bu konserle tüm dünya üzerinde verilen en yoğun katılımlı konserler listesine girdi. Cumhuriyetin 100. yılına özel Sen Rahat Uyu Marşı. Cumhuriyetimizin 100. yılında herkesin güzel bir marş beklediği Tarkan, beklentiye Sen Rahat Uyu'yla cevap verdi. Sen de buldu buluruz, sen de buldu uygarlığın anahtarını. Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını. Tarkan'ın sözünü ve müziğini kendisinin yaptığı Sen Rahat Uyu Marşı, Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladığımız 29 Ekim öncesi yayınlandı. Sana olan bu aşk ebediyete kadar, bizdeki bu yangın hiç sönmez, hep yanar. Sana olan bu aşk ebediyete kadar, bizdeki bu yangın hiç sönmez, hep yanar. O Tarkan. Gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızımız. Hadi aşk beni çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sar sarmala da sonra, at at kuytularına at emi. Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben. Beni korlara ver istersen, yak yakacaksan sen yak beni. Şöhretini mütevazılığına, üretmeye, saygı göstermeye, şımarmamaya borçlu bir yıldız Tarkan. Ama özel hayatında dikkatli davranmayı, adını sansasyondan uzak tutmayı ve biraz da kendini ulaşılmaz kılmayı da başararak Tarkan olduğunu söylemek yanlış olmaz. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadı ve aşk gitti bizden. Can'a sahnede kim beşi bir yerde taktı? Güzel, çok teşekkür ederim. Şahan Gökbakar
Ailesiyle tatilden döndü. Bu aralar biraz dinleniyoruz. Kızılcık şerbetinin doğası Sıla Türkoğlu kan seferini anlattı. Sonrasında da işte biz evrimle dedik ki gelmişken tatil yapalım. Birlikte tatil yaptık. Anladık. Hadise ve diğer güzeller sezonu açtı. İşte magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan önemli gelişmeler. Az sonra. Ünlülerin bazı şarkı performansları kulaklarda hoş bir seda bırakmadı. İşte ünlülerin izlerken çok eğleneceğiniz en komik şarkı performansları. Klasik şarkılara olay yorumlar. Olay yaratan detone anları. Uzaklardasın. Magazin tarihine geçen performanslar. Kesera, sera, whatever will be. İşte şarkıcılarımızın anormal şarkı performansları. Seni versin. Selen Görgüzel'in Kayahan şarkısını sahnede yorumladığı anlarda çekilen video sosyal medyada yayınlanınca ortalık karışmıştı. Sana sevda yorulur, bana kurşunlar. Selen Görgüzel bu yoruma Beyoncé de detone oluyor diyerek yanıt verse de olan olmuştu bir kere. Seni versin. Tuğba Özay'ın sahne aldığı mekanda Sil Baştan şarkısına kattığı yorum sosyal medyanın diline düşmüştü. Sırada Serdar Ortaç var. Teacher lived the kids alone. Ortaç bir televizyon programında Pink Floyd'un Another Brick in the Wall şarkısını söylemiş ve ortaya bu manzara çıkmıştı. Hey, teacher, leave the kids alone. On and on and just now a brick in the wall. Tuğba İkinci'nin Delikanlı mı unutulur mu? Solmaz gönlüm nafile yok olun. Soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali seris. Katıldığı televizyon programında ikinci Yıldız Tilbe'nin ünlü şarkısına getirdiği yorumla çok konuşulmuştu. Duraksız aykırışlarda. Bu performans çok konuşulmuş. Ezgi Mola çektiği videoda Tuğba ikinci taklidi yapmıştı. Açılır sonsuz yoluna. Gön misali senin üstüme sarılıp sakla delikanlı. Tuğba İkinci'nin tek performansı bu değil. Katıldığı bir başka programda da Şimdi Uzaklardasın şarkısına değişik bir bakış açısı getirmişti. Şimdi uzaklardasın. Gönül hiç anlamaz.
ama uyuyacağım. Ayağa kalkayım. Şimdi uzaklardasın. Bir klasik, akıllara kazınan bir performans. Başrolde Sevtap Parmağan. Kesera, sera, whatever will be, will be. Sevtap Parmağan'ın bir televizyon programında söylediği İngilizce şarkı, uzun süreli müzik kaosuna neden olmuş bir eser. Will I be pretty, will I be rich? Here's what she said to me. Kesera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kesera, sera. Ah Mahmut abi dediğimiz bir performansta sıra. Pom 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 param 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 pom pom param 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 pom param param pero. Eşek üstünde elinde gitarla porom pero söylemişti Mahmut Tuncer. Pom 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 param 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 pom pom param 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 pom param param pero. El pom 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 param 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 pom pom param 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 pom pom param 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 pom pom. Mahmut Tuncer bu şarkıdan sonra eşeğine dönüp arkadaşım eşek şarkısını söylüyor. Tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Sen gelemedin bari bir haber yok. Çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Usta şarkıcılar da zaman zaman ses kayması yaşıyor. İşte Mehmet Erdem'in anlık detonesi. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey olmasam durmaz. Yıllar öncesi İbo Show'a katılan Ferhat Güzel ses şov yapmak isteyince bakın başına neler geliyor. Onu gören İbo, Hadise ve Fatih Yüreğin nasıl güldüğüne bakar mısınız? Finali esprili bir sahnede sıra. Seda Bakan'ın oynadığı dizideki Beyaz Gül şarkısındaki performansı camı çerçeveyi kırıyor. Geçti neyim yüze dost, dala düşman ben böyle dostu neyim. Yüze dost, dala düşman ben böyle dostu neyim. Kara Sevda dizisinde Neslihan Atagül'ün Zerzavat kamyonetinin üstünde Burak Özçivit'e yaptığı Kan ve Gül serenatı unutulur mu? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Evet. Ediyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle. İlişki Durumu Karışık dizisinde Ayşegül'ün söylediği şarkı Adile Naşit'in Hamam performansından çok uzaktı maalesef. Bağ girdim bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. Bağ girdim bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nazife Hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da Nazife Hanım kimlere aldanmış?
akıllara zarar bir performansta sıra. Mikrofon başında Özge Özpirinççi var. Ümitlerim kırıldı, bitti. Hayallerim yıkıldı, gitti. Bu dert beni benden etti. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldi. Sevdim, sevdim, bak ne abi ne geldi. Aşk Yeniden dizisinde kendini affettirmek için söylediği Aşk Kitabı şarkısında kendini yerlerden yerlere atıyor güzel oyuncu. Her seven sonunda düşünür derde, bu aşk kitabının yazanı nerede? Bir aşık inandı çok sevdi diye, terk etmek kanun mu aşk kitabında? Her seven sonunda düşüyor derde, bu aşk kitabının Ünlülerin İstanbul'daki bayram konserlerinin yer aldığı İstanbul gecelerinden haberleri sizler için getiriyoruz ekranlarınıza. Aşk açıklamalarıyla ve birbirinden renkli bayram sahneleriyle dolu bir İstanbul turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza? Serenay Sarıkaya'nın adı uzun süredir şarkıcı Mert Demir'le anılıyordu. İlişkileriyle ilgili sessizliklerini korusalar da sosyal medyada birbirlerine yaptıkları emojili yorumlarla ilişkilerini itiraf etmişlerdi. Ateşe düştüm bak, evlerden uzak. Birlikte Milano tatiline giden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti tatil dönüşü havalimanından ayrı ayrı çıktı. Havalimanından ilk çıkan Mert Demir oldu. Ünlü şarkıcı ilişkileri hakkında konuşmama konusunda istikrarını korudu. Nasıl geçti Milano tatili? Biraz konuşalım. İlişkide sizi burada yan yana dediğim gibi görüntüleyemedik ama Serena Hanım o kapıdan çıktı. Neler söyleyeceksiniz ilişki hakkında? Nasıl gidiyor ilişki? Neden konuşmama karar aldınız? Hani ortada olan bir şey sonuçta bu Mert Bey. Hani sizin için... Benim bile yolum uzun. Bıyıklarını kestirmesine geliyor konu. Acaba imaj değişikliğine gitmesini sevgilisi Serenay Sarıkaya mı istedi? Yok canım, kendim kestim ha. Konser turnelerinizi sormak istiyorum. Hiç abi konuşamıyorsunuz, ağzınızı abi, bıçak açmıyor valla. Lütfen. Ve Serenay Sarıkaya geliyor. Güzel oyuncu da ilişki sorularını geçiştiriyor. Yine ters köşe yaptınız. Biz sizi Mert Bey'le bekliyorduk ama. Çok tatlısınız. Nasıl geçti İtalya tatili? Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama valla. Çok teşekkür. Ama biz sizi çok seviyoruz ve sizi karşılıyoruz burada. Ben de sizi çok seviyorum. Burada. Teşekkür. Ama yeni söyleyecek bir şeyim yok. Valla. Ve beraber tatil yaptınız. Nasıl çok geçti en azından? Onu soralım. Görüşürüz. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir gün sonra Serenay Sarıkaya'yı bir kuaför çıkışında görüntülüyoruz. Terliklere bakacak olursak yeni pedikür yaptırmış. Nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun, siz? Bayram bakımı mı yapıldı? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Çok mersi. Sevgilisi Mert Demir'le güzel bir Milano tatilinden dönüş yaptılar. Yüzünde güller açıyor Serenay Sarıkaya'nın. Peki bayramda sevgilisi Mert Demir'le bir tatil planı yapacak mı acaba? Güzel bir tatil geçti. Mert Bey'le şeyler fotoğraflarınız sorayım. Çıktı dün. Beraber bir tatil yapmışsınız. Nasıl gidiyor birliktelik? Çok teşekkür. Güzel mi? Her şey yolunda mı? Birliktelik nasıl? Gitmem lazım. Bu cevabı ben dün sizden alamadım Serenay Hanım. Seni sürekli havaalanında görmek artık bana baygınlık geliyor. Birliktelik nasıl gidiyor? Bayramda bir şey yapacaksınız Mert Bey'le. Yapılacak mı? Peki o zaman. Turumuza bayram sahneleriyle devam ediyoruz. Ebru Gündeş bayramın ilk günü İstanbul'da sahne aldı. Biraz kızıl biraz mavi, yalnızlığına sivri. Gün batmadan dönsen bari, keşke beni duymadın. Ebru Gündeş'i dinlemeye gelenler arasında Orhan Gencebay da vardı. Gencebay herkesin bayramını kutladı önce. Yurdumuza, tüm İslam alemine, canlarımıza mübarek bayramımız
mübarek olsun ve kutlu olsun. Berhudar olsunlar. Ayağıyla ilgili küçük bir sağlık sorunu yaşamış Orhan Gencebay. Küçük bir ayağımı incittim ama bir şey değil, sol ayağımı. Ama bir şey yok. Geçiyor, birkaç gün sonra geçer. Artık topalıyor gibiyim. Yani önemli bir şey kesinlikle yok. Sevim Emre'nin Orhan Gencebay'la sosyal medya hesabında yayınladığı Photoshop'lu kareler çok konuşuluyor. O onu ayarlıyor, kendi düzenliyor onun için. O kendine göre çok daha iyi düzenliyor. Bu konuyu iyi bilir. Sohbet sonrası Ebru Gündeş'in bayram sahnesine uzanıyoruz. Gündeş enerjik bir giriş yapıyor sahneye. Siyahlar içinde çok şık görünüyor. Evet, Ramazan bayramının bu birinci günü. Sizlerle birlikte olmak bizler için hakikaten çok büyük bir mutluluk. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne kadar güzel sizleri burada görmek. Ebru Gündeş eşsiz sesi ve şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Bayram konserlerinin ilk durağı İstanbul'du. Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan ve gece için lila renkte bir kostüm tercih eden şarkıcı şıklığıyla göz doldurdu. Gülşen şarkılarıyla sevenlerini coştururken kıvrak dansıyla da büyüledi. İrem Dirici bayramın ilk günü Kartal'da sahne aldı. Güzel şarkıcı, dekolteli, beyaz detaylı sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı. Kralı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinden ilk espriler. Altıncı level, yok iç etiler, nerede esen nerede falan gibi. Kendisini neden komedinin Erol Evgin'i ilan etti. Bu iş Erol Evgin'i oldum artık. Yani 30 yıldır aşağı yukarı yapıyorum bu işi ve artık şu noktaya geldi seyircimle. Hem oğlu Kemal'in hem de eski eşi Ahu Yatun'un kulaklarını nasıl çınlattı? Dedi ki babacığım yeni sezonda başarılar, annesi genelde oturdular, hesap yapıyorlar. Az sonra. Ünlüler dünyası oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte son haftadan yansıyan önemli gelişmelerle dolu haber turumuz. Can'a sahnede kim beşi bir yerde taktı? Şahan Gökbakar ailesiyle tatilden döndü. Bu aralar biraz dinleniyoruz. Kızılcık şerbetinin doğası Sıla Türkoğlu kan seferini anlattı. Sonrasında da işte biz evrimle dedik ki gelmişken tatil yapalım. Birlikte tatil yaptık. O analık. Hadise ve diğer güzeller sezonu açtı. İşte magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan önemli gelişmeler. Yeah, yeah,
Tatil dönüşleri başladı ünlüler dünyasında. Ailesiyle yurt dışı tatilinden dönen Şahan Gökbakar'ı görüntülüyoruz havalimanında. Güzel bir tatil yapıldı galiba. Evet, bayram tatili. Bayramınız kutlu olsun. Nasıl geçti tatil? Gayet güzel geçti vallahi. Erdal ile Ece'den sonra bir süre dinlenme modunda Şahan Gökbakar. Bu aralar biraz dinleniyoruz. Yeni fikirler bulmaya çalışıyoruz, düşünüyoruz. Recep İvedik 8 gelir mi yakın zamanda? Merak ediyor seyircisi. Şahan Gökbakar'ın hemen ardından eşi Selin Gökbakar ve çocukları da geliyor. İyi bayramlar. Gel. Kızılcık Şerbeti ekibinin kandaki gövde gösterisi magazin dünyasında haftanın olayıydı. Yeni görüntüler de yansıdı ekibin kan ziyaretinden. Dünya cönlü modacımız Zeynep Kartal'ın hazırladığı kıyafetlerle böyle yürüdü kan sokaklarında Kızılcık Şerbeti'nin güzel hanımları. Dizinin kan ziyaretinin en dikkat çeken isimlerinden Sıla Türkoğlu'nu görüntülüyoruz havalimanında. İyi ki geçti, güzel geçti. Diziye rağbet nasıldı? İyi, iyiydi. İlgi alaka, sağ olsunlar. Biliyorsunuz ki her yerde. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Kandaki bayram sabahında dizi ekibinden topladığı eurolar izleyenleri güldürmüştü. Güzel bir bayramlaşma da oldu. Paraları da topladınız. Aynen. Topladım. Harçlıklar iyi birikmiş belli ki. Güzel alışveriş yapmış Sıla Türkoğlu. Vicdan kartını verdi. Evet. Tatile geldik, alışverişimizi yaptık. Kandaki küçük tatilde ona dizideki annesi Evrim Alasya'da eşlik etti. Sonrasında da işte biz Evrim'le dedik ki gelmişken tatil yapalım. Birlikte tatil yaptık. Oh. Analım. Bayramın son gününde İstanbul'da Sıla rüzgarı esti. Kırmızı kıyafetiyle gözlere, sesiyle kulaklara hitap eden Sıla şarkılarıyla eğlendirdi. Bayramın son gününde Kıbrıs'ta Sibel Can sahnedeydi. Güzel şarkıcıya bir hayranı Beşi Bir Yerde taktı. Bir süre şarkılarını Beşi Bir Yerdesiyle söyledi Sibel Can. Bayramın son gününde seyircisiyle bütünleşen Sibel Can, keyifli bir akşam yaşattı konuklarına. Bu güzel bayram gecesinde huzurlarınızda olmanın onurunu, mutluluğunu yaşıyorum efendim. Bu kadar güzel, hoş bir ortamda. Beni bırakırsanız sabah kadar şarkı söyleyebilirim. Ne dersiniz bilemem. Yaz geliyor, ünlü güzeller sezonu açmaya başlıyor. Defne Samyeli dünyanın önemli tatil cennetlerinden Seyşeller'de açtı sezonu. Gri bikinili pozlarında her zaman olduğu gibi çok formdaydı Samyeli. Çağla Şikel de sezonu açan güzellerden biriydi. Mayolu pozlarını yayınladı takipçilerine. Ve Hadise. Hareketli Kıbrıs konserinin ardından tatilde aldı soluğu. Bikinili pozlar paylaşan Hadise verdiği kiloların özgüveniyle rahattı. Cem Yılmaz yeni gösterisini Kıbrıs'ta sahneledi ve seyircileri güldürdü. İşte Cem Yılmaz'ın bayramlık esprileri.
Komedinin kralı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinden ilk espriler. Altıncı level, yok iç etiler, nerede Esen nerede falan gibi. Kendisini neden komedinin Erol Evgin'i ilan etti? Bu iş Erol Evgin'i oldum artık. Yani 30 yıldır aşağı yukarı yapıyorum bu işi ve artık şu noktaya geldi seyircimle. Hem oğlu Kemal'in hem de eski eşi Ahu Yatun'un kulaklarını nasıl çınlattı? Dedi ki babacığım yeni sezonda başarılar, annesi genelde oturdular, hesap yapıyorlar. O Türkiye'de sahne komedinin tartışmasız efendisi. O 30 yıldır esprinin kralı. Tam 13 yıl önce 2011'de yaptığı Fundamentals gösterisinin esprileri hala ilk günkü tazeliğinde güldürüyor hayranlarını. Bayram gelir ellere, sevgi verir dillere, ver öpeyim elini. Bu gösterinin üzerine iki yeni gösteri daha ekledi Cem Yılmaz ve kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Son gösterisi Cem Yılmaz 2024 kapalı gişe oynuyor. Sahneye köpeğiyle çıkıp seyircisini selamladığı gösteriler büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz gösterisini bayramda Kıbrıs'a taşıdı. Bir otelde sahneye çıktı, bayrama özel esprilerle güldürdü seyircisini. Sevgili izleyenler, öncelikle bayramımızı kutluyorum. İstanbul'daki gösterisinde yer bulunamadığından bahsederken kendisini sahnelerin Erol Evgin'i ilan etti. İstanbul'da çok zor yer bulunuyor, burası doğru. Şimdi gerçekten, senelerdir ben bu işin Erol Evgin'i oldum artık. Yani 30 yıldır aşağı yukarı yapıyorum bu işi ve artık şu noktaya geldi seyircimle. Yani annemler seni çok seviyor falan gibi. Yani yolda gördüğün insanlar, babam sana bayılıyor falan noktadayız. Bildiğiniz gibi oğlu Kemal'le güzel bir baba-oğul ilişkisi var Cem Yılmaz'ın. Eski eşi Ahu Yatu'yla da arası nafaka olaylarından dolayı limoni. Kıbrıs'taki gösterisinde hem oğlu Kemal'in hem de çaktırmadan eski eşi Ahu Yatu'nun kulaklarını çınlattı Cem Yılmaz. Ya en yakınım. Oğlum benim 12 yaşında bana mesaj attı yeni sezon başlıyor diye. Dedi ki babacığım yeni sezonda başarılar. Annesi genelde oturdular, hesap yapıyorlar. Yeni sezonda başarılar. Önlerden işte yer var mı? Öğretmenlerim istiyor. Ulan bir kere de kendi bileğinin aklıyla mezun olmuş okuldan ya. Bilek de olur mu bu işler? Onun için bugün bizi burada buluşturan öncelikle sizin maddi durumunuz bir. Cem Yılmaz'ın sahnede gösterisini anlatırken oynayan kalçasına dair esprileri de komikti. Ben yıllar evvel bir ameliyat geçirdim. Çok tuhaf bir meslek hastalığı. Berberlerde de var. Bazen böyle kalçayı böyle atıp keserler ya. Ben de bir hastalık gelişmişim. Onu böyle anlatıyorum ben hep. Böyle anlatıyorum. Onun için burası ucuzdur. Dikkat etmez mi onu? Onun için arada uyanır ne olur. Burası Kıbrıs çünkü. Benim bilet parası da yüklü. Döneceğim abi. Cem Yılmaz'ın en güzel esprilerinden biri de İstanbul'da oturduğu muhit olan Levent'le ilgili olandı. Cem Yılmaz, İstanbul'da Levent'lerin sayısının artmasına bakın nasıl dokundurdu. İstanbul'da Levent'te oturuyorum. İstanbul'da mutlaka arkadaşlarım vardı. Levent dedi ki gerçek Levent yani. Şimdi bazen İstanbul'da seyirciyle konuşuyorsun, ben de Levent'te oturuyorum. Dedi ki bir tanesi, altıncı Levent. Altıncı level, yok iç etiler, nerede Esen nerede falan gibi. Sosyal medya geçtiğimiz hafta çok hareketliydi. Ünlülerin eğlenceli videoları, ilgi gören fotoğrafları ve ilginç paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik. İşte sanal alemden yansıyanlar. Hadisenin bol cilveli ayna pozları, aşıkların kavuşma anları,
Pınar Deniz yeğeni Fifi ile imtihanı. Sosyal medyada çok konuşulan tatil pozları. Haberimize bayram paylaşımlarıyla başlıyoruz. Ebru Şallı bayramı oğlu Beren'le verdiği bu pozlarla kutladı. Seda Bakan, okyanus havasıyla iyi bayramlar notuyla bu manzaralı tatil pozlarını yayınladı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebekleri İbrahim Avel ve Sinan Emir'le geçirdikleri ilk bayramı bu karelerle kutladı. Hülya Avşar, bowling oynadığı anları yayınladı. Avşar kızının terlikle bowling oynaması dikkat çekti. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve sevimli oğulları Karan ve Kerem'le çıktıkları tatilden bu aile karelerini yayınladı. Berrak Tüzün Ataç, yakın arkadaşı Özge Özpirinççi'nin minik kızı Mercan'la deniz kenarında bu sevimli videoyu yayınladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti gittikleri at çiftliğinden bu kareleri yayınladı. Güzel oyuncunun at üzerindeki pozları sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Keyal'ın Amerika'da yaşayan sevgilisi Erdal Kaya ile bu aşk dolu kavuşma anlarını sosyal medyada yayınladı. Havalar güzelleşti, ünlü güzeller tatil paylaşımlarına başladı. İşte onlardan biri. Pınar Deniz, Maldivler tatilinden bu pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun sahil tarzı çok beğenildi. Pınar Deniz ardından sevimli kuşla olan bu pozlarını Fifi ile imtihan notuyla paylaştı. Mine Tugay çıktığı tatilden bu dantelli elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Nesin Cavatzade önce bu siyah şık elbisesiyle verdiği pozlarla, sonrasında beyaz bikinisiyle tatil sezonunu başlattığı pozlarıyla büyük beğeni topladı. Bir başka tatil paylaşımı da Yusra Geyik'ten geldi. Güzel oyuncu fiziğiyle büyüledi. Esra Bilgiç, çöl pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bu sene gezmelere doyamayan Hande Erçel'in bu seferki rotası Japonya oldu. Güzel oyuncu, tatilden yaptığı renkli paylaşımların yanı sıra hayvanları beslediği bu videoyla çok konuşuldu. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Sıla Türkoğlu, doğanın içinde bordo elbisesiyle verdiği pozlarla göz kamaştırdı. Hadise, kırmızı parlak kıyafetiyle çektiği ayna videosunda verdiği kilolarla dikkat çekti. Ardından beyaz fiyonklu elbisesiyle çektiği bol cilveli ayna videosuyla takipçilerinden büyük beğeni topladı. Asen Eroğlu'nun dekolteli pozları sosyal medyada çok konuşuldu. Özgü Kaya, yılan desenli çizmeleriyle verdiği bu cool pozlarla çok beğenildi. (Gülüyor)
Ajda Pekka'nın aylar sonra sahneye çıktığı Kıbrıs'taki muhteşem şovu, Funda Arar'ın doğum gününü de kutladığı sahnesi ve diğer eğlenceler. İşte Kıbrıs'ta bayram coşkusu. Süperstar 3 ay aradan sonra Kıbrıs'ı coşturdu. Ajda Pekka'nın Kıbrıs'taki bayram şovunda neler yaşandı? Evet, bu gece bizim bayram gecemiz olduğu için. Funda Arar'dan adamlık tarifi. Yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Etek giyip oje süren erkeklerle ilgili soru Funda Arar'a nasıl bayramlık ağzını açtırdı? Şimdi ne diyeyim, neler duyuyoruz? Bayramda eğlencenin adresi Kıbrıs. Bayramın ilk gününde eğlencelere geçmeden önce kameralarımız Girne sokaklarında. Bayram tatilini Kıbrıs'ta geçirmek isteyen vatandaşlarımız sokaklarda. İstanbul'dan geliyoruz. Kıbrıs'a ilk kez geliyoruz. Gezip görelim dedik buraları. Bir bayram tatili oldu bizler için. Kimisi farklı bulmuş, kimisi memleketine benzetmiş Kıbrıs'ı. Daha yeni anca gezme imkanımız oldu. Çok güzel. Değişik, güzel bir yer. Yani biraz Mersin'i andırıyor. Çok beğendim Kıbrıs'ı ben de. İyi ki gelmişim diyorum. Havası, ortamı, atmosferi gayet güzel. Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler de kendilerini sokaklara atmış tatilde. İyi geçiyor, birazcık kalabalık oluyor buralar. Biz de Türkiye'ye dönmeyelim, buranın tadını çıkaralım dedik biraz. Ya Kıbrıs güzel aslında, bence öğrenciler için eğlenceli bir yer. Ve Kıbrıs'ın meşhur bayram eğlenceleri. İlk durağımız süperstar Ajda Pekka'nın sahnesi. Hepinize iyi bayramlar. Çok hoş geldiniz. Olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. 3 aydır sahnelerden uzaktı, geri döndü ve süper geri döndü. Harika görünüyor Ajda Pekkan. 3 aydır biliyorsunuz benim bir sağlık durumum oldu ameliyatla ilgili omuzumda. O yüzden 3 aydan beri ilk defa çıkıyorum. O yüzden biraz ben de çok heyecanlıyım. Bu heyecan hiç bitmiyor. Sağlığı, sıhhati de yerinde çok şükür. İyi, çok şükür olsun. Çok teşekkür ederim. Bu konsere özel olarak hazırlanmış. Evet, bu gece bizim bayram gecemiz olduğu için bütün ülkemizin ve hepimizin. O yüzden ben de bu geceye böyle özenli hazırlanmak istedim. Becermiş miyim? Çok teşekkür ederim. O zaman tekrar teşekkürler. Ve sahnede Ajda Pekka. Bitmeyen enerjisiyle Kıbrıslı tatilcilere harika bir bayram akşamı yaşatıyor. Kıbrıs'ta sahne alan bir başka ünlü Ebru Yaşar. Oldukça şık ve iddialı kıyafetiyle sahneye çıkan Ebru Yaşar hem göze hem de kulağa hitap ediyor bayram konserinde. Özcan Deniz'in Kıbrıs sahnesine uzanıyoruz.
sahneye çıktığında bir başka adam oluyor Özcan Deniz. Enerjisiyle eğlendiriyor konuklarını. Konserin en başında atarlı giderli pek çok şarkıyla coşturuyor misafirleri. Kıbrıs'taki konseri öncesi Funda Arar'la beraberiz. Ailecek geldik, evet. Şimdi çocukların da ara tatili olunca biz de Kıbrıs'ta 3 gün buradayız. Dün bir gün önceden geldik. Bugün ve yarın da yine konserim var Kıbrıs'ta. Öyle olunca hadi dedik, oğlanı da getirelim arası da. Oğlu da Kıbrıs'ta. Müziğe yatkınmış kulağı ama annesini dinlemiyormuş. Müzikle arası çok iyi. Güzel müzikler dinliyor, değişik müzikler dinliyor. Farklı, yani şimdiki şu andaki neslin dinlediği müziklerle pek alakalı müzikler dinlemiyor bizimki. Anneyi dinliyor mu? Yok, beni de dinlemiyor. Ben çok üzüntülü şarkılar söylüyorum. Bunu nasıl okuyorsun? Anne sen çok iyi üzgün, acıklı şarkılar okuyorsun diyor. Bayram öncesi doğum gününü kutladı Funda Arar. Muhabirler küçük bir sürpriz yapıyor ünlü şarkıcıya. Bu arada geçtiğimiz günlerde de doğum gününüzdü. Evet, doğum günümdü. Biz yeni de bir güzel sürpriz yapalım dedik. Yok canım artık. Evet. Gerçekten mi? Bizi yeni gördüğümüz için şimdi kutlayalım istedik. Ay, kocaman da pasta maşallah. Allah hepimize önce sağlıklı, mutlu bir yaşam, huzurlu bir yaşam versin inşallah. İşimiz gücümüz hepimizin rast gitsin diyorum. Ve istiyorum efendim. Bayram sonrası İskoçya tatiline çıkacak Funda Arar. İskoçya denince akla etek, etek deyince etek giyen ünlü beyler geliyor. Son dönemde İskoçya'ya giden erkekler de etek giyiyor. Öyle mi? Ama oranın yerel... Üstü işte erkeklerin etek giymesi... Ama oranın yerel şeyleri değil mi? Nedir adı? Evet, kostümü değil normal. Mi? E tamam, orada normal. Gitmişler giymişler, ne yapacağım? Erkek adam etek giyer mi tartışmalarına başka bir açıdan bakıyor Funda Arar. Erkekler yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Önce onları halletsinler, ojeyle etek sonra iş. Yani şimdi ne diyeyim, neler duyuyoruz. Yani hayır, yani şimdi oraya gelene kadar niye böyle şeylere takılıyorlar? Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Funda Arar bu güzel sohbetin ardından şarkılarıyla Kıbrıs'a bayram ettiriyor. Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Gelecek hafta yine ekranların en kaliteli magazin programları Cumartesi sürprizi ve Pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize harika hafta sonları.